arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün avcumda duran bu kar tanesini çalışacağız kar tanesi motifimizi ortadan örerek başlıyoruz ve kenarlarında altıgen olarak zemininde ayarlamamızı yaptıktan sonra kenarlarına çalışarak kar tanemizi tamamlıyoruz umarım çalışmamızı beğenirsiniz kolay gelsin diyerek hemen kar tanemizi örmeye başlayalım kolay gelsin Kar tanemizi örmek için Alize'nin simli iplerinden kullanıyorum. Simli şal iplerinden ince bir ip ve e, ipimi örmek için ince uçlu tığımı kullanıyorum. Bir buçuk numara tığım. Şu şekilde zincirimizi çekerek hemen başlayalım. 8 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8. 8 zincirimi 1. 8. zinciri 1. zincire batıyorum. Bir tane sık iğneyle kapatıyorum ve şöyle ucu sıkıştırıyorum. Ve başlıyorum doldurmaya. 1 2 2 tane sık iğnemi yaptım. 2 sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi ördüm. Yuvarlağımın içerisine batarak zincirimi kapadım. Arkasından 2 tane sık iğne örüyorum. 1 ve 2. Tekrar 6 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 zincirimi yuvarlağımın içerisine gelerek kapatıyorum. Ve 2 tane sık iğne ardından ilave ediyorum. 1 2 Tekrar 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi yuvarlak yaptığım zincirimin içerisine gelerek kapatıyorum. Hemen ardından 2 tane sık iğne ile arasını ayırıyorum. Ve şöyle itiriyorum ki daha yapacak e, zincirlerimize yer açılsın 1 2 3 4 5 ve 6 yine yuvanın içerisine giriyorum kapatıyorum iki tane sık iğnemi yerleştiriyorum toplamda 6 tane zincir olana kadar yani sayımız toplam 6 olana kadar aramızı dolduruyoruz bakın sıkıştırıyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 giriyorum. Kapatıyorum. 2 tane sık iğne. 1 ve 2. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi son 6 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen yuvaya girerek kapatıyorum. Şu şekilde ve sonrasında sık iğne yapmıyorum. Buradaki geçişimizde yapmış olduğumuz sık iğnelerimiz buradaki 6 tane zincirimiz için geçerli olmakta. 6 tane kar tanemin köşesini ayarladıktan sonra şimdi ikinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramıza başlarken hemen 2 tane sık iğnemin üzerinden sadece ilmeğimi aşırarak zincirimin olduğu yere geçişimi yapıyorum. Sadece ilmeğimizi aşırıyoruz ve zincirimin içerisine geliyorum. Ve zincirimin içerisine geçişimi yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 4 zincirimi çektim. Tığımın başını 2 defa doluyorum. 1 ve 2. Giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1 2. Tekrar 2 defa doluyorum. Yine giriyorum 1 ve 2. 3'ünü aynı anda çekerek kapatıyorum. Ve araya 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum 4 zincirden sonra tekrar 1 ve 2 defa dolayarak yine aynı yuvaya giriyorum. 1 2 Tığımda bekletiyorum. Hepsini aynı anda almak için. Tekrar iki defa. Ve sayıyorum. Bir, iki. Tığımda bekletiyorum. Üçüncü kez. Üçünü aynı anda tek seferde çekiyorum. Ve araya dört tane zincirimi ilave ediyorum. İki, üç ve dört. Hazırlamış olduğumuz yuvamızın içerisine... 3 tane trabzan 4 zincir 3 trabzanımızı ördüm Geçişimize yine 4 tane zincirimi çektim aynen bütün kar tanelerinin her bir köşesine burada yaptığım işlemimi tekrar edeceğim 2 defa başını dolayalım tığımızın ve girelim İkişer ikişer alalım 1 2 ve tığımda bekletiyorum tekrar Aynı yuvaya girerek 1 ve 2 3. kez giriyorum 1 ve 2 hepsine tek seferde kapatıyorum 1 2 3 ve 4 zincirimi çekiyorum 2 defa başını doluyorum yine aynı işlemimi tekrarlıyorum 2 defa doladım 1 ve 2 İki defa doladım. Bir ve iki. Tek seferde çekiyorum ve dört zincir ilave ediyorum. İki, üç ve dört. Şimdi diğer yuvanın içerisine de geçelim. Aynı işlemlerimizi bütün bu altı zincirlerimizin üzerinde tamamlayalım. Bütün trabzanlarımı örerek tamamladım. En son 4 tane zincirimi çektim ve başlangıç noktama gelerek batıp birleştiriyorum. Ve hemen zincirimin olduğu yere geçiyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimden sonra zincirimin içerisine trabzan örmeye başlıyorum. Bir defa doluyorum. İkili trabzanımı ilave ediyorum. 2, 3 zincirimle birlikte ve dördüncü trabzanımı örüyorum. 4 trabzanımı tamamladım 3 tane zincir çekiyorum tekrar aynı yere 4 tane daha trabzanımı örüyorum ikili trabzan bir defa doluyoruz bakın 1 doluyorum 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm 4 zincirimi çektim ve şimdi Diğer zincir yuvamın içerisine geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. Trabzanlarımı çekmeye başlıyorum. 1 2 3 ve 4 Trabzanlarımı tamamladıktan sonra yine kendi grubunun içerisindeki trabzanlarımı örmeye başlayacağım. Tıpkı e, ilk sırada çalıştığımız gibi 4 trabzan 4 zincir 4 trabzanımızı grup içine giriyoruz grup araları ise buradaki gibi 4 tane trabzandan oluşacak burası 4 trabzan 4 zincir 4 trabzan her iki grubun arası ise 4 trabzan diğer taraf yine 4 trabzan 4 zincir 4 trabzan şekliyle ilerleyip başlangıç yerimize kadar geleceğiz şimdi buradaki trabzanlarımızda birlikte örelim 1 Bir, 2 3 ve 4 4 tane zincir 4 tane trabzan 2 3 ve 4. Hemen başında doluyoruz araya sadece iki grup arasına 4 tane trabzanımızı yerleştiriyoruz. 3 ve 4. Yine yuvamızın içerisine giriyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincir. 1 2 3 4. Giriyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar iki grup arasına dört tane trabzan örüyorum ve bu şekilde bütün zincirlerimin üzerlerine trabzanlarımla dolduruyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Bakınız kar tanemin her bir dilimini birer birer tamamlıyorum. Dört tane trabzanımı ördükten sonra başlangıç noktama geçmek için hazırım. Hemen dört tane zincir çektiğim yerin dördüncüsünün üzerine gelerek batıyorum. Şöyle geçişimi yapıyorum. Ve en son sıramızı örmeye başlıyoruz. Trabzanlarımın üzerine birer birer batarak sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 Ve zincirimin içerisine gelerek batıyorum sık iğnelerimi ördükten sonra 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını dolayarak giriyorum 1 2 ve 3 3 defa da aldıktan sonra 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum gelip batıyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını 2 defa doluyorum ve yine 1 2 ve 3 defa da alıyorum. İkinci kez aynı işlemi yapıyorum. 1, 2 ve 3. Üçüncü kez aynı işlemimi yapıyorum. 1, 2 ve 3. 4 tane zincir 3 trabzanı ördükten sonra tekrar 4 tane zincirimi çekiyorum. 3 ve 4. Yuvamın içerisine gelerek batıyorum. Şu şekilde ve devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimi yine çektim. 2 defa tığımın başını doluyorum. Aynen yuvaya girerek ikişer ikişer trabzanlarımı örüyorum. 1 tane trabzanımı ördüm ve 4 tane zincirimi çekiyorum. 3 ve 4. Yuvamıza giriyorum. Evet yine trabzanlarımın üzerine birer birer sık iğne batarak ilerliyorum. 2 3 Evet trabzanlarımın üzerine sık iğnelerimi birer birer örerek geldim. Şimdi 4 tane trabzanımın olduğu yerdeyim. Birincisinin üzerine battım ve en sonuncu sonu yine üzerine batarak arada işlemimizi yapacağız. Sık iğnemi battıktan sonra bakınız bu aradaki 4 trabzanımızın üzerinde çalışmamızı yapacağız. Başlıyorum. 1 2 ve 3. 3 tane zincirimi çektim. Elimi tutuyorum ve başlıyorum. 1 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen elimi tuttuğum yere girerek bir tane trabzanımı örüyorum bir tane trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum aynı yere bir tane batıyorum bir tane trabzan bir başını dolayıp tek seferde çekiyorum ve başlıyorum 1 2 ve 3 ve sayıyorum bakınız birinci dört tane trabzanın ilkindeydim 1 2 3 ve son trabzanın üzerine gelerek batıyorum kapatıyorum Şöyle görmüş olduğumuz gibi bir tane kirpiğimizi bu kısma yerleştirdik. Şimdi kurulumumuz aynen bu şekilde devam edecek. Çiftli olan grupların ortasına buradaki çalışmamız tam dört tane trabzanımızın olduğu ara gruplara ise buradaki çalışmamızı yapacağız. Tekrar çalışmaya devam edelim. Aradaki trabzanlarımın üzerine birer birer sık iğne örerek geçiyorum ve zincirimin içerisine giriyorum. 1 2, 3, 4 tane zincir. 2 defa trabzanın başını dolayarak giriyorum. 3 defa da örüyorum. Ve tekrar 1, 2, 3 ve 4 diyorum. Yuvaya girerek batıyorum. Birinci şöyle grubumu şuradaki kenar grubu kurdum. Tekrar 4 zincirle çıkış yapıyorum. 3 ve 4. Tığımın başını 2 defa dolayarak 1 2 3. Toplamda 3 defa bu işlemi tekrar ediyorum. Bu ikinci ve üçüncü kez işlemimi tekrar ettikten sonra 4 zincirle aşağı iniyorum. 2 3 ve 4. Aşağı iniyorum. Yani zincirimin içerisine ve ittiriyorum şu şekilde yer açıyorum sondaki çalışmam için. 1 2 3 ve 4 bir defa başını doluyorum iki defa doluyorum bir tane öreceğiz ama iki defa doluyoruz bir iki ve üç dört tane zincirimi çekiyorum aynı yere gelerek batıyorum ve bakın şu şekilde ikinci çalışmamızda tamamlanmış oldu kartanemizin Evet şimdi sık iğnelerimizi birer birer çalışmaya devam ediyoruz. 1 2 ve 3 Aradaki dörtlü grubuma geçiyorum ve bir tane batıyorum. Bakın buradaki grubuma zincirimi çekiyorum. 1 2 3 Elimi tutuyorum. 1 2 3 Bir defa başını doluyorum. Elimi tuttuğum yere batarak bir tane trabzanımı örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Bu kez tek seferde çekiyorum. 3 zincirimi çekip 2 ve 3 diğer 4'ün ucuna girerek batıyorum. Ve şu şekilde elimle de düzeltme bir yaptıktan sonra ilerliyoruz. Sıramızın kurulumu bu şekilde devam edecek. Evet kart bütün köşelerini ve aradaki bu küçük kirpiklerimizi örüp tamamladıktan sonra birleştirme işlemini yaptım. Bir tane de sık iğnemle geçiş yerine battıktan sonra makasımla kestim. Ve kart bu şekilde sonuna geldik. Evet umarım beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.